Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Şeyh Said bir İslam kahramanıdır. Bizler tarihe ve tarihi şahsiyetlere ve olaylara bakarken oradan ibret almak için, yanlışların tekrarlanmaması için ve doğrularda buluşmak için bakarız. Ve o şekilde okur ve tanırız. Geçmişte bu ülkede çok acılar yaşandı. Çok sıkıntılar çekildi. Ama bugün o tarihi olaylardan ders çıkarmak yerine, bu tarihi olaylar bir daha yaşanmasın, kardeşliğimiz pekişsin, birliğimiz daim olsun ve toplumsal barışı tesis edelim demek yerine o eski defterleri karıştırmak ve toplumun değerlerine hakaret ederek siyasi bir rant devşirmeye çalışmak siyasetin büyük bir ayıbıdır. Şeyh Said Efendi ile ilgili yakıştırılan o sıfatlar da ben ve benim gibi düşünen milyonlarca insan tarafından Şeyh Said Efendi'yi asanlar hakkında düşünülüyor. Ve üstelik aynı gerekçelerle. Ben sadece o ileri sürülen yakıştırma ve hakaretlerden ikisine değinmek istiyorum. Şeyh Said Efendi'nin İngiliz ajanlığı ya da İngilizlerle işbirliği yaptığı söylemi üzerinden bir iftira yürütülüyor. Elbette siyasal birinci inkılap tarihi kitaplarından ibaret olanlar benim bu söylediklerime çok bir anlam veremeyebilirler. Ama sadece Şeyh Said Efendi'nin fotoğraflarıyla onu asan o İstiklal Mahkemesi ekibinin fotoğraflarını gördüğünüzde kimin İngilizlere benzediğini, kimin İngilizlerden ayırt edilemediğini görmek gayet mümkün. İkinci husus, elbette biz soyla sopla uğraşan bir siyasi hareket değiliz. Ama Şeyh Said Efendi'nin de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan olduğunu ve o soyun sadece bizlerin bu dönemdeki milletvekillerinin değil, bu meclise gelmiş gelmiş bütün milletvekillerinin soyundan daha değerli olduğu, o asaletin zekatının bile gelmiş geçmiş bütün milletvekillerine yeter ve artar olduğunu buradan ifade etmek istiyorum.